Arkadaşlar merhaba, ben Ziraat Teknikeri Mehmet İnan. Mersin'in Tarsus ilçesi Özlüce köyünde muz yetiştiriciliği yapmaktayız. Yaklaşık bir dönemde, bir üretim sezonunda 7-7,5 ton ürün almaktayız. Bugün size neler yaptığımızı, nelere dikkat ettiğimizi, yaptığımız uygulamaları anlatmaya çalışacağım. Şu an muzun dönem olarak doğum öncesi dönemindeyiz. Çeşitlerimiz uzun azman ve Grand Line çeşidi. Bunlardan bahsedeceğim. Bunlar hakkında bilgilerimi size aktaracağım arkadaşlar. Muzda kaliteli parmaklar ve iri salkımlar alabilmek için dikkat etmemiz gereken faktörler. Verimlilik için birinci kuralımız dikim mesafesi, dikim aralığı. Grand Line çeşitlerimizde 2,5 metre sıra arası, 1,75 santim sıra üzeri dikim yapıldı. Azman çeşidimizde ise sıra arası 2,5 metre, sıra üzeri 2 metre şeklinde dikim yapıldı. Sebebi budur arkadaşlar. Bir dönüm alandan en fazla verim almak, mantık budur. Bu ölçüm sistemiyle, yani bu mesafelerle daha iyi ışık alıyor. Kök sistemi daha iyi gelişiyor. Kökler birbirine girmiyor. Havalandırma daha iyi oluyor. Yani daha fazlası da olabilir ama birim alandan en fazla verim alınan ölçüm mesafesi budur arkadaşlar. İkinci kural olarak, ikinci adım olarak toprağın yapısı, toprağın özellikleri. Toprağın taban su derinliği en az 1 metre olmalı. 80 santim 1 metre olmalı. Toprak pH'si 5,5 ile 6,5 arasında olmalı. İlk 30 santime organik madde bakımından zengin, kumlu, su tutma kapasitesi orta dereceli bir toprak olmalı. Üçüncü adım olarak bitkinin iklim istekleri, ışık, nem durumu, hava sıcaklığı durumu. Muz tropikal bir meyve olduğu için ısıyı, ışığı ve nemi sever. Sürgün geliştirdiği dönemlerde sera içi sıcaklık 24 ile 28 derece olması gerekiyor. Meyve gelişimi döneminde 28 ile 32 derece arası olması gerekiyor. Işığı seven bir bitki olmasına rağmen güneş ışınlarının direkt seranın içine gelmesi uygun değildir. Yapraklarda zararlanmalar yapabilir. Bunu gölgelendirme tozuna atarak veyahut da yaprak sayısını azaltarak ya da çoğaltarak ışık dengesini sağlamamız gerekiyor. Muzda ideal nem oranı %60 ile %80 arasıdır. Azlığında dar yapraklar, küçük yapılı bitkiler, dolayısıyla kalitesiz parmak ve küçük salkımlar doğurur. Bu da verime etki eder. Fazlalığında ise mantarsal hastalıklara sebep olur ve dokusu zayıf meyvelerin oluşmasına sebep olur. Bir sezonda 5 ton ürün veren bir dönüm seranın kullandığı besin miktarlarını vereceğim arkadaşlar şimdi. 45 kilogram saf azot, 60 kilogram saf fosfor, 125 kilogram saf potasyum, 22 kilo kalsiyum, 14 kilogram magnezyuma ihtiyaç vardır. Mikro besin elementler olarak 1,5 kilogram mangan, yarım kilogram demir, 150 gram çinko, 120 gram bor ve 50 gram bakıra ihtiyaç vardır. Muzda gübrelemeyi biraz detaylandıralım arkadaşlar. Hangi dönemde ne kadar veriliyor? Ondan biraz bahsedelim. Muzda iyi bir gübreleme için muzun dönemlerini bilmek gerekiyor. Şimdi bu dönemleri sırasıyla sayıyorum size arkadaşlar. Onarım dönemi, gelişme dönemi, doğum öncesi dönem, doğum sonrası dönem ve olgunlaşma dönemi. Toplam 5 tane dönemi bulunmaktadır. Muzun dönemlerinden bahsetmiştim size arkadaşlar. Şimdi muzun hangi döneminde ne kadar makro besin elementleri, makrodan kastım azot, fosfor, potasyum ne kadar verilir? Onları biraz detaylandıralım. Azotla başlıyorum arkadaşlar. Azot bir üretim sezonu boyunca bir dönüm muz serasına 45 kilogram verilir. Azotun bitkiye faydalarını söyleyeyim biraz da. Kök gelişimini sağlar. Gelişim ve büyümeyi sağlar. Olgunlaşmayı çabuklaştırır. Verim ve kaliteyi arttırır arkadaşlar. Muz her dönemde azota ihtiyaç duyar. Ama şöyle bir oranlama yapalım. Onarım döneminde bir birim.
gelişme döneminde 2 birim, doğum öncesi dönemde 2 birim, doğum sonrası dönemde 2 birim olmak üzere 7 birim şeklinde verilir. Her bir birim 6,5 kilogram, 7 birim yaparsak arkadaşlar 45 kilo vermiş oluyoruz. Sıra geldi fosfora arkadaşlar. Fosfor muzda ne gibi roller oynar? Ondan bahsedelim biraz. Kök oluşumuna etkiler. Ondan sonra bitkinin meyveye yatmasına, yani doğum yapmasına teşvik eder. Kaliteyi etkiler. Ve bitkinin hastalıklara karşı direncini artırır. Muz bir üretim sezonunda 60 kilogram fosfora ihtiyaç, saf fosfora ihtiyaç duyar diye söylemiştik arkadaşlar. Onarım döneminde 1 birim, gelişme döneminde 2 birim, doğum öncesi dönemde en önemli dönem bu. 3 birim olmak üzere 6 birim de verilir. Her bir birimi 10 kilogram kabul edersek toplam 60 kilogram fosfor muz bitkisine vermiş oluyoruz arkadaşlar. Sıra geldi potasyum arkadaşlar. Öncelikle potasyumun muz bitkisine sağladığı faydalardan biraz bahsedelim. Meyvelerin lezzetli, dolgun, iri, renk ve kalitesine fayda eder arkadaşlar. Potasyum gübresini şimdi oranlayarak tarif edelim arkadaşlar. Potasyum gübresi onarım döneminde 1 birim, gelişme döneminde 1 birim, doğum sonrası dönemde 2 birim, olgunlaşma döneminde, yani bitkinin meyveyi doldurduğu dönemde 3 birim olmak üzere 7 birim şeklinde verilir. Her bir birim 20 kilogram olarak düşünürsek 7 birimde toplam 140-150 kilogram potasyum gübresini vermiş oluyoruz arkadaşlar bitkiye. Kalsiyum ise bitkiye 22 kilogram bir üretim sezonunda verilir. Doğum öncesi dönemde, doğum sonrası dönemde ve olgunlaşma döneminde çatlamayı, kırılmayı engellemek için, raf ömrü uzun olsun diye, sağlam dokulu bitki ve meyveler olsun diye. Demir olsun, çinko olsun, bor olsun onarım döneminde ve gelişim döneminde verilir. Eksikliği görüldükçe dönem içinde verilebilir arkadaşlar. Bu gübreleri mümkün oldukça her sulamaya dağıtarak az az ve bölerek vermek gerekiyor. En fazla faydalanabildiği, yararlanabildiği verme şekli budur arkadaşlar. Muzda onarım döneminde yapılacak işlemler. Onarım dönemini biraz açayım size. Şubat-Mart ayı meyvesi hasat edilmiş. Kütüğü duruyor. Yanında yaklaşık 45-50 veya 60-70 santim boyunda genç fidesi olan bitki. Bu dönemde yapılacak işlemlerden size biraz bahsedeyim arkadaş, kısa kısa. Hayvan gübresi verilir bu dönemde. Bitkinin taç iz düşümüne bir teneke gübre daire şeklinde dağıtılır. Diğer işlem takoz alma arkadaşlar. Takozdan bahsedeyim biraz size. Yaklaşık 2 dönem önceki bitkinin, meyve vermiş bitkinin toprak altında kalan kök kısmı. O çıkartılır ve temizlenir. Takoz alındıktan sonra bir sistemik bir bakır, sistemik bir mantar ilacı verilir. Sonra bu dönemde haftada bir sulamalara geçilir. Haftada bir sulama yapılır. Ve havalandırmalara dikkat edilir. Günün en sıcak saatlerinde 11 ile 13 arası 2 saat kadar tepe havalandırmaları açılır ve bitki havalandırılır. Muzda ikinci dönem, gelişme dönemi. Nisan, Mayıs, Haziran ayının bir bölümünü kapsar. Bu dönemde yapılacak işlemlere söyleyecek olursak bir mantar ilacı verilebilir. Onarım döneminden kalan yaraları iyileştirmek için ya da hastalık bulaşmasını engellemek için sıvı humik asit verilebilir. Köklendirmeyi ve toprağı düzenlemek için ya da bir köklendirici verilebilir. Bitkinin kök miktarını arttırmak için. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise zararlılar. Kırmızı örümcek, nematot ve unlu bit kontrolleri yapılır. Gerekirse ilaçlama yapılır. Tedbir alınır. Bu dönemde havalar ısındığı için seranın içini 35 dereceden yukarıya çıkartmamak gerekiyor. Çıktığı zaman sistemelerle falan müdahale edilmesi gerekiyor. Saat 10 ile 15 arası tepe havalandırmaları açılıp içerinin sıcaklığı düşürülür. Nemin de %60'ın altına düşmemesi sağlanılır. Sırada 3. dönem var arkadaşlar. Tam doğum öncesi dönem. Bu dönemde kırmızı örümcek, nematot ve kök çürüklüğüne karşı dikkat etmek gerekiyor. Gerekirse ilaçla kimyasal mücadele yapılır. Sulamalar haftada 2 defa çıkartılır. Çünkü doğum öncesi bitkinin suya ihtiyacı olacak. Havalandırmalara ve hava sıcaklığına dikkat edilir.
Muzun dördüncü dönemi, doğum sonrası dönem. Bu dönemde zararlılarla kırmızı örümcek olsun, onla bit olsun, nematod olsun mücadeleye devam edilir. Ayrıca kök çürüklüğü için de topraktan sistemik bakır ya da uygun bir mantar ilacı verilir. Bu dönemde sulamalara devam edilir haftada iki defa. Bu dönemlerde meyve çürüklüğüne, parmak uç çürüklüğüne karşı gerekirse baca açılır. Yani muz salkımının üstüne denk gelen yaprakları güneş ışığı girsin diye, hava alsın diye üst kısmı yapraklar alınır. Ayrıca bir başka işlem ise muz bitkisinin dibindeki fideler alınır ve temizlenir. Dördüncü dönem ve son dönem. Bu dönemde potasyumlu kimyasal gübrelere devam edilir. Fidan ayarı yapılır arkadaşlar. Fidan ayarı şöyle. Kılıç yapraklı olan dip sürgünlerinden 1 metre boyunda olanı, 1 metre boyunda olan iki taneyi gelecek sezon için bırakılır. Diğerleri kökten temizlenir ve toprakla etrafı kapanır. Bir diğer işlem ise yaprak açma işlemi. Bu son döneminde, muzun son döneminde genel olarak yaprak sayısı azaltılır. İçeriye ışık daha iyi girsin diye, havalandırma olsun diye. Bu dönemde son bir uygulama arkadaşlar, ilaçlı uygulama. Meyve çürüklüğü için, meyve parmak uçları çürüklüğü için mantar ilacı ya da bakırlı bir ilaç üstten veya kökten verilir. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize iyi pazarlar, iyi tatiller. Bu tarz videolar için kanalımı beğenip abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Herkese iyi günler.